Şimdi folikülde yumurtamızı olgunlaştırdık. Ovülasyonda yumurtamızı döllenme borusuna, yani fallopi tüpüne gönderdik. Orada zaten yumurtlama olayımızı gerçekleştirmiştik. Korpus luteum'da folikül parçalarımız böyle bir yağ damlacığı şeklinde gözüküyordu ve biz buna korpus luteum demiştik. Bu evremizde zaten korpus luteum evresi olarak adlandırılmıştı. Sonuncu evremiz ise mensürasyon evresi. Eğer bizim fallopi tüpünde metafaz 2 halinde bekleyen yumurtamız ya da ikinci de oositimiz bir sperm ile karşılaşmazsa, yani döllenme gerçekleşmezse, yaklaşık 2 hafta içerisinde bizim işte bu rahmimizin kalınlığını arttıran, rahmimizi gebelik için hazır hale getiren korpus luteumumuz bozulmaya başlıyor. Bunun bozulmasıyla progesteron salgını da doğrudan azalacak miktarı. Uterusumuzdaki, yani rahimimizdeki kalınlaşan bu tabakamızı parçalıyoruz. Bakın, rahim duvarımız parçalanıyor ancak döllenmemiş yumurtamız parçalanmadan dışarıya atılıyor. Parçalanan dokuyla birlikte bu döllenmemiş yumurtamı metafaz 2 halinde, bir diğer adıyla ikincil oositte ben dışarıya atıyorum. Vajina zaten döllenmemiş yumurtanın atıldığı organımızdı ve bu olay mensürasyon ya da regl diye adlandırılıyor. Yaklaşık 4-5 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Ve mensürasyonun ilk günü, yani vücudumuzdaki döllenmemiş yumurtayı attığımız birinci gün, tekrardan biz ovaryumumuzda yumurta üretmeye, yumurtayı olgunlaştırmaya başlayacağız. Yani kandaki FSH miktarı mı artacak, foliküllerim uyarılacak ve yeni bir döngümüzde mensürasyon evreyle birlikte başlamış oluyor. Yaklaşık biz bu evrelerin hepsini ortalama 28 günlük bir periyot halinde belirtiyoruz. Bunun 14 günü folikül evresi olacak. Çok kısa bir süresi döllenme günümüz olacak. Yine yaklaşık 2 haftalık bir sürecimizde korpus luteum evresi olacak. Korpus luteum bozulmaya başladıktan sonra, atıyorum şu süreçte mensürasyon evremiz gerçekleşirken, mensürasyonun birinci günü de yine folikül gelişimimizin birinci günü olacak. Bu tarz grafikli sorular karşımıza çok fazla çıkıyor. Kimi bize hormonların ismini soruyor, kimi başka yorumlar istiyor bizden. Ama mutlaka bizim hangi hormonun hangi süreçte arttığını ya da azaldığını bilmemiz lazım. Neden bahsettik? 0 ile 28. gün arasında bir periyottan bahsediyoruz. Ve genellikle bize şöyle bir orta verdiği çizgimizde bizim 14. günümüze denk geliyor. İlk evremiz ne evresiydi? Folikül evresiydi. Folikül evresinde foliküllerinizi uyarıyordunuz ve bunların olgunlaşmasını sağlıyordunuz. Ve burada etkili olacak hormon hangi hormon? FSH hormonu. Bu sebepten dolayı 0 ile 14. günde bizim FSH hormonumuzun miktarı fazla olacak. FSH yumurtamı olgunlaştırıyor. Aynı zamanda foliküllerimden östrojen hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Bu sebepten dolayı şu süreçte 1 FSH'ınız artar, 2 FSH'ınız arttığı için, folikülleriniz uyarıldığı için östrojen miktarınızda da artış söz konusu olur. Burada bir artışımız söz konusu. Olgunlaştırdım. Ovülasyon diye belirttiğim şu süreç 14. günümde yumurtamı fallopi tüpüne doğru çıkartıyordum. Yumurta buradan foliküllerden ayrıldığı için biz bu olaya yumurtlama ya da ovülasyon diyorduk. Yumurtamın buradan çıkmasını kontrol edecek hormonumun adı LH olduğu için ovülasyonda bu şekilde değeri pik yapan hormonumuz LH olacak. Lütfen bunu unutmayın. Tam ovülasyon gününde en üst seviyede gördüğümüz hormonumuz kesinlikle LH hormonumuzdur. Yumurtamız çıktıktan sonra ne oluyordu? Geriye kalan bir korpus luteumdan bahsetmiştik. Ve korpus luteum 14. gün ve 28. gün arasında aktif olacak bir evremiz. Ve bu evre boyunca çok miktarda progesteron, az miktarda ise östrojenin salgılandığını söylüyoruz. O zaman 14. günden sonra miktarı fazla olan hormonun progesteron, miktarı az olan hormonun östrojen olacak. Zaten biz östrojeni ilk evremizde, folikül evremizde belirtmiştik. Onu takip edince miktarının da az olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
Alttaki kısmımızda rahmimizin kalınlığı hakkında bilgi veriyor. Folikül evremizin ilk zamanları hatırlıyorsak mensürasyonumuzun ilk zamanları oluyordu. Mısır patlat. Mısır mı patlatayım? Tamam, az bir dersin var, patlatacağım aşkım. Sen çıkart mısır, ben patlatırım. Folikül evremizin ilk günü adet kanaması, regl adını verdiğimiz ilk günümüz olacaktı. O yüzden burada görüyorsunuz rahim duvarları parçalanıyor. Burada biraz parçalanmayı sembolize etmeye çalışmış. Ondan sonra östrojen hormonunun salgılanmasıyla rahim tekrardan hafiften kalınlaşmaya başlıyor. Ama yumurtlama olayının gerçekleşmesinden sonra, yani şu günden sonra benim korpus luteumumu progesteron salgılamasıyla birlikte rahim duvarımız çokça kalınlaşıyor. Eğer kalınlığın devam ederse bilin ki gebelik vardır. Ama kalınlık tekrardan bozulmaya başlıyorsa demek ki yumurtamız döllenmemiş ve yumurtamız dışarıya atılmak üzere yola çıkarılmış demektir. Burada korpus luteumun bozulmaya gittiğini gözlemleyebiliyoruz. Burada Göktürk, lütfen anneciğim. Tamam, sen buraya bırak, ben yarım saat sonra getiriyorum mısırımı. Şimdi. Tamam, yarım saat sonra getiriyorum. Ama patlamıyorsun. Buradaki olaylarımızın gerçekleşme sırasını sormuş. Bakın burada folikülü geliştiriyor. Folikülün geliştiği evre folikül evresi. Ve ilk sırada bu gerçekleşiyor. Sence ben nasıl patlatacağım? Al patlat anneciğim. Patlatsana, patlatacağım. Ama ben ders yaptığımı söyledim sana. Nasıl? Bunu almak ister misin? Hayır. Hadi al bakalım. Ne vardı bak burada? Vada da varmış. Evet oğlum, sadece vadaya giriyorsun, fark ediyorum. Ama vadaya girip durma. Tamam mı? Kusura bakmayın arkadaşlar. Folikülümü geliştirdim folikül evresinde. Folikül geliştirdikten sonra olgunlaşmış olan foliküllerimi döllenme borusuna çekeceğim. Burada döllenme borusuna çekmiş olduğum şekillerde biz döllenme borusuna ikinci leositteyken, yani metafaz 2'deyken yumurtlamayı gerçekleştiriyorduk. O yüzden üçüncü evrem ovülasyon evresi oldu. Yani ikinci sıradaki olan üçüncü evrem ovülasyon evresi oldu. Yumurta çıktıktan sonra geriye bir yağ cisimciği kalıyordu ki biz buna korpus luteum diyorduk. Korpus luteum ikincisi oldu. Ve en son eğer yumurtamız döllenmemişse kanamanın gözüktüğü evremizde mensürasyon evremiz şeklinde sıralamamızı yaptık. Diş üreme sistemindeki hormonal kontrole baktığımızda hatırlıyorsak erkekte de aslında birazcık benziyorduk. Çünkü bizim hipotalamusun vermiş olduğu emir ile hipofiz bezinden iki tane hormonumuz salgılanıyor. Biri FSH, diğeri LH. Aynı şekilde bu iki hormon erkeklerde de salgılanıyordu. Erkeklerde testislere ya da Leydig hücresine etki ediyordu. Dişilerde ise her ikisi de ovaryuma, yani yumurtalıklarıma etki edecek. FSH'ın yumurtalıklardaki görevi ne? Yumurtanın üretilmesini sağlamak. Yani mayoza başlamıştı zaten. Mayoza devam ettirecek. LH ne yapacaktı? LH yumurtamın fallopi tüpüne, yani döllenme borusuna geçmesini sağlayacaktı. Biz bunun buradan çıkmasına yumurtlama adını veriyoruz. Ovülasyonumuzu sağlayacak. Aynı şekilde yumurtlama, yani yumurtamız folikülden çıktıktan sonra da korpus luteumumuzu oluşturacaktı. Buradan çok miktarda progesteron, az miktarda ise östrojen hormonları salgılanıyor. Eğer benim progesteronum çok fazla olursa, progesteronun çok fazla olması bireyimin hamile olduğunun bir kanıtıdır. Çünkü normal süreçte biz progesteronu arttırırız ama döllenme yoksa bunlar vücuttan uzaklaştırılır, miktarları tekrardan aza indirgenir. Ama çok fazla progesteronum varsa ben hipotalamusa negatif bir geri bildirim yapıyorum. Bunu hipofiz bezine de yapabilirim. Amaç ne? Bende döllenmiş bir yumurta var. Bana tekrardan yumurta oluşturacak bir hormon gönderme diye negatif bir geri bildirimde bulunuyorum. Ya da tam tersi, burada çok östrojenimizin olduğunu göstermiş. Çok miktarda östrojenim varsa bunlar da hipotalamusa ve hipofiz bezine daha fazla uyarı versin diye
pozitif geri bildirimde bulunacak. Neden daha fazla uyarı vermesini istiyor? Evet, ben yumurtamı olgunlaştırıyorum. Sen bir daha emir ver ki bana LH hormonu sayesinde olgunlaştırmış olduğum yumurtamı buradan dışarıya gönderebileyim diye emirinin sayısını arttırması için pozitif bir geri bildirimde bulunuyor. Korpus luteumu biz gebeliğin 5. ayına kadar progesteron ve östrojen olarak salgıladığını söylemiştik. Ama 5. aydan sonra plasentanın gelişimini tamamlamasıyla plasentamızdan bu hormonlarımız salgılanmaya devam edecek. Genellikle rahim duvarına, yani endometriyuma tutunan embriyomuzda bir hormon salgılanıyor. HCG hormonu salgılanıyor. Özellikle gebelik testlerinde bu HCG miktarının belirli seviyede olması bireyin hamile olduğunun kanıtı. İster idrarda, ister kanda, ikisinde de biz bunun oranına rastlayabiliyoruz. Onun dışında bazı hormonlarım da var. Evet, bunlar belki yumurta üretimi sırasında etkili değil ama bebek oluşumu sırasında etkili olan hormonlarımız. Mesela prolaktin hormonu, bir diğer adıyla LTH hormonumuz. Bu hipofiz bezinden salgılanıyordu ve süt bezlerimizin uyarılmasını, burada sütün üretilmesini, sütün salgılanmasını, onun dışında annelik içgüdüsünün oluşmasını sağlayacak. Bu hormonumuz sadece dişilerde bulunuyor. Erkeklerde süt bezinden süt üretilmesi gibi bir durum söz konusu değil zaten. Hipofiz bezimizden salgılanan oksitosin hormonu ise progesteron ile zıt çalışıyor. Progesteronun amacı ne? Bebeğin rahime tutunmasını sağlamak. Oksitosinin amacı ne? Bebeğin artık rahimden çıkmasını sağlamak. Yani biri oradaki kasların kasılmasını engelliyor, bebeğin içeride kalmasını engelliyor. Oksitosin ise rahim kaslarının kasılmasını, doğumun gerçekleşmesini ve doğumdan sonra sütün dışarıya çıkmasını sağlayan hormonumuz da oksitosin olacak. Hatırlıyorsak oksitosin hormonu, hemen bir dipnot, hipotalamusta üretiliyordu. Hipofiz bezinin arka lobundan kana veriliyordu. Bunu da unutmayalım. Fazlası ise burada depolanıyordu. Yani hipofiz bezimizi salgılıyor bunu ama üretildiği yer kesinlikle hipofiz değil, üretildiği yer hipotalamus olacak. Yine bu hormonumuz da LTH'da olduğu gibi sadece dişilerde bulunan bir hormonum. Bu sorulara da bir bakalım. Burada ovaryumda gerçekleşen bazı olayları göstermiş. Folikülümüz gelişmiş. Geliştikten sonra yumurtamız dışarı çıkıyor. Ovülasyon gerçekleşiyor. Geriye kalan parçalarımız korpus luteum'a dönüyor. Daha sonra korpus luteum bozuluyor. Buna göre hangi yargılarımız doğrudur demiş. Gelişimini tamamlayan folikül yırtılır. Evet, gelişen folikül yırtılıyor. İçindeki yumurtamız, ikincil oositimiz dışarıya çıkıyor. Ovülasyonda yumurtalıktan çıkan ikincil oosit diploid kromozomludur. Ben ikincil oositten bahsediyorsam mayoz 2'den bahsediyorumdur. Mayoz 2'de benim kromozom sayım yarıya düşmüştü. Mayoz 1'de bitirdikten sonra, mayoz 1'i bitirdikten sonra kromozom sayım doğrudan N'e düşüyordu. N'e düşüyorsam diploid değilim ben, haploid kromozomluyum. Bu ifade yanlış. Ovülasyondan sonra korpus luteum oluşur. Evet, yumurta folikülden çıkmadan biz korpus luteum oluşturmuyoruz. Yumurta ayrılacak ki geriye kalan bu parçalarımız korpus luteum'a dönüşebilsin. Bu ifademiz de doğru. Cevap Denizli. Folikülün yumurtalıkta kalan bölümü korpus luteum adı verilen yapıya dönüşüyormuş. Hangi yargılar doğru? Korpus luteum, evet, bu iki hormonumuzun salgılanmasını sağlıyordu. Gebeliğimizin belirli bir evresine kadar, biz bunu miktar olarak belirtiyoruz. Evet, 5. ay diyoruz ama çok sorumlu olduğumuz bir süreç değil. Ama belirli bir zamana kadar varlığını sürdürdüğünü bilmemiz gerekecek. İçerisinde olgun yumurta bulunur. Bir kere korpus luteum dediğiniz şey, yumurtanın çıkmasıyla geriye kalan parçacıklardır. Yumurta çıkmış gitmiş, içerisinde yumurtaya ait bir şey yok. Yumurtanın kılıfı kalmış yani orada sadece. O yüzden olgun yumurtamız olmayacak. Cevabımız Bursa.
Son olarak menstrüel döngüde hangisi görev almaz? Basit ve komik bir soru olmuş. Anne. Progesteron, anne. Östrojen, FSH ve anne. LH görev alıyor. Bunlar çarpsın. Ne oldu ya? Araba, kar. Ama kepçe. Kepçe, evet. Ben kepçe istemiyorum. Peki, ama oradan hepsine basıp basıp durma anneciğim ya. ADH'ın görevi neydi onu da bir hatırlayalım. Bizim böbreklerde suyun geri emilmesini sağlıyordu. Yani üremeyle alakalı bir işlevi yok burada. Geldik döllenmeye. Döllenme olayımız tabii ki bizim döllenme kanalı adını verdiğimiz fallopi tüpünde bekleyen ikinci loğositim. Sperm ile karşılaşırsa benim ikinci loğositim ve spermimin çekirdekleri bir araya gelecekler ve kaynaşacaklar. Biz bu olaya döllenme adını vereceğiz. Döllenmek için yumurtanın spermi çekmesi lazım. Ve yumurta sadece kendi türüne ait spermleri çeker. Özellikle bu kimler için önemlidir? Mesela dış döllenme yapan canlılarımız var değil mi? Balıklar denizin içerisinde milyarlarca belki farklı canlıma ait yumurtalar ve spermler bulunuyor. Her yumurta önüne gelen sperm içeriye almış olsaydı burada bir farklı canlılar ya da belki de döllenme gibi olaylardan bahsedemeyecektik. Ama bizim yumurtamızın salgıladığı kimyasal sadece o canlımın türüne ait spermi kendisine doğru çekiyor ve bu şekilde spermin yumurtaya doğru hareket etmeye başlıyor. Bu maddemizin adı fertilizindir. Fertilizin sayesinde spermim hareket etti ve yumurtanın dışarısında bir kılıftan bahsediyoruz. Bu kılıfımızın adı zona pellucida. Zona pellucida'ya sadece spermlerden bir tanesi ulaşacak. Bir tanesi zona pellucida'ya geldi. Şurası pellucidemin o dış tarafı. Hatırlıyorsak spermin baş kısmında sindirim enzimlerinin, lizozim enzimlerinin bulunduğu bir akrozom vardı. Akrozom zona pellucida'ya değdiği anda buradaki hücrelerimi eritmeye başlıyor. Ve içeriye doğru girişini gerçekleştiriyor. Eritti, eritti, eritti. İyice benim spermimin zarı ile, şurası spermin zarı, yumurtamın zarı kaynaşıyor ve bunlar kaynaştıktan sonra sperm çekirdeğini içeriye bıraktı. Burada spermimin çekirdeği var. Yumurtamın içerisinde yani ikinci loğositimin içerisinde yumurtamın da çekirdeği var. İşte bu ikisi birleşiyorlar yani döllenme adını verdiğimiz kaynaşmayı gerçekleştiriyorlar ve zigotumu oluşturmuş olacaklar. Şunu söyleyelim, sperm yumurtaya değdiği anda yumurtadan hemen bir başka kimyasal madde salgılanıyor. Bu kimyasal maddeye de antifertilizin diyorlar. Yani bir tane sperm girdikten sonra başka sperm yumurtaya giriş yapmasın diye buradaki salgı keseciklerimiz hemen bir salgılama yapıp oradaki tabakamızı kapatıyorlar. Bu şekilde başka spermlerin girmesi engelleniyor. Sıralamamızı sormuş bir bakalım. Kesinlikle akrozom yumurta zarını eritmeden bir kere içeriye aktaramayacak. Üçüncü ifademiz ilk sırada gerçekleşti. Yumurta zarını eritti. Yumurta zarını erittikten sonra spermin ve yumurtanın o hücre zarları birbiriyle kaynaşıyor. Kaynaşmamız gerçekleşti. Artık sperm yumurtamın içerisine girdi. Sperm içeriye girdikten sonra yumurtayla spermin çekirdeği birbiriyle kaynaştı. İkinci sırada yazdığım ile son sırada yazdığım ifadeleri karşılaştıralım. Birinde çekirdeklerin kaynaşması diyor, diğerinde zarların kaynaşması diyor. Önce zarınız kaynaşacak, şurada gösterdiğim gibi. Önce zarınız kaynaşacak, zar kaynaştıkça buradaki boşluk açılıyor ve çekirdek içeriye doğru bırakılıyor. Ondan sonra içeri girdikten sonra da çekirdekleriniz kaynaşmış olacak. İkizlik bazı durumlarda embriyomuz bir değil, birden fazla da olabilir. İki tane, üç tane, beş tane neyse fazla sayılar da olabiliyor. Biz bu durumlara çoklu gebelik ya da çoklu bebeklik isimlerini vereceğiz. İkizlikte özellikle bir tek yumurtamız, bir de çift yumurtamız olacak.
adı üstünde çift yumurta dediğim ikizlikte. Biz genelde folikül evresinde bir adet yumurta üretiriz diyoruz. Ama bazı durumlarda birden fazla yumurtamız olgunlaşabilir. Eğer o süreçte iki tane yumurtam olgunlaşmışsa, iki tane yumurtam iki tane ayrı sperm ile döllenecek ve iki tane zigotu oluşmuş olacak. İşte iki farklı yumurtanın iki farklı sperm ile kaynaşmasına biz çift yumurta ikizi diyeceğiz. Bunlar bir kardeş kadar birbirlerine benzerler. Sonuçta hani farklı oluşturulmuş yumurtalar ve farklı spermler ile döllendikleri için tek ortak yönleri aynı anda aynı rahme düşüp aynı rahimden çıkmak olacak. Onun dışında cinsiyetleri farklı olabilir, kan grupları ya da tipleri falan, fenotip özellikleri, genotip özellikleri birbirlerinden farklı olacak. Birbirlerine normal kardeşler gibi benzeyecekler. Tek yumurta ikizimiz eğer yetişirse, biraz sonra bahsedeceğim, şu embriyonik dönemlerde segmentasyon evremiz vardı. Yumurtanız döllendi. Yumurta döllendikten sonra hızlı bir mitoz bölünmeye başlıyordu. Ve ilk baş ikili, daha sonra dörtlü, böyle blastomerlere dönüyordu. 8, 16'lı, 32'li deyip morula evresine doğru geçiş yapıyordu. Eğer bir yumurta ve bir spermin döllenmiş olduğu bu zigotunuz hücre bölünmesi, yani mitoz evresinde ikili hücreye dönüşmüşken herhangi bir sebepten dolayı ayrılırlarsa, bir yumurta ve bir spermden oluşmuş iki tane yavrudan bahsediyorsunuz. Aynı yumurta ve sperme ait olan bu canlıların birbirlerine genotip olarak tıpatıp benzeyecekler. Ancak çevresel şartlardan dolayı zeka özellikleri, yani zekaları farklı olabilir. Ten rengi belki koyulaşması, açılması farklı olabilir. Boy, kilo gibi faktörler farklı olabilecek. Kan grubu antikorları aynıdır, antijenleri aynıdır. Ancak bir hastalığa karşı üretecekleri antikorlar, kesinlikle birbirlerinden farklı olacak. İşte atıyorum, biri A virüsünün hastalığını geçirmiştir, ona karşı bir antikor oluşturmuştur. Diğeri B virüsünün hastalığını geçirmiştir, ona karşı bir antikor oluşturmuştur. Hastalık antikorları tek yumurta ikizlerinde farklıdır. Ancak kan grubu antikorları kesinlikle aynıdır. Çünkü bunların kan grupları da bir. Bunu niye söylüyorum? Sorularda size, çünkü bunu da soracaklar. Yani soruyorlar, çok gördüm sorularda. Aklınızda bulunsun. Tüp bebekte hızlıca bahsedeceğim. İki tipimiz var. Biri mikro enjeksiyon, diğeri ise in vitro fertilizasyon. Mikro enjeksiyondaki amaç şudur. Sperm yumurtaya giremiyor. Sperm yumurtaya giremediği için toplanan yumurta ve spermler dış ortamda belirli bir büyüklüğe geldikten sonra, olgunluğa geldikten sonra spermi iğneyle, yani bu mikro enjeksiyon yardımıyla yumurtanın içine bırakıyorlar. Yani bunların akrozomları çalışmadığından olabilir, sindirim enzimleri yeterli olmadığından olabilir. Sperm yumurtayı delemediği için enjeksiyon yardımıyla spermi yumurtanın içerisine bıraktığımız yöntem mikro enjeksiyon yöntemidir. In vitro fertilizasyonda bir sıkıntı yok. Ancak sperm az olabilir, yumurta ovülasyona uğrayamıyor olabilir. Bu sebeplerden dolayı sperm ve yumurtamız karşılaşamıyorsa, bireylerden toplanan yumurta ve spermler laboratuvar ortamında aynı kapta bekletiliyor. Ve aynı kapta bekletilen yumurta ve sperm kendiliğinden hareket ederek sperm yumurtayı döllüyor ve dışarıda bir döllenme oluyor. Öbüründe spermi içeriye bırakıyoruz. Bunda ise yumurta ve spermi aynı ortamda bekletiyoruz. Bu şekilde kendiliğinden spermin yumurtayı döllemesini sağlamış oluyoruz. Belirli bir evreden sonra da olgunlaşan zigotumuz, yani embriyomuz dişimizin rahmine yerleştiriliyor. Geldim buraya, embriyonik gelişim sürecine. Gelişim sürecinde 3 tane evreden bahsediyorduk. Segmentasyon evresi benim için önemli. Sorularda şu noktayı soruyorlar. Farklılaşmanın gerçekleşmediği evren segmentasyon evresidir. Kesinlikle ama kesinlikle segmentasyonda bir farklılaşma yok. Burada hızlı mitoz bölünmelerim var. Hızlı mitoz bölünmelerle zigotum hücre sayısını arttırıyor.
ana büyüklüğünü değiştirmiyor. Yani oluşan her hücrem bir öncekinin bir tık küçüğü oluyor. Hücreler küçülüyor. Ancak hücrelerin sayısı artıyor. Ana zigot boyutuna baktığım zaman ana zigotumun boyutu değişmiyor. Kuru ağırlığına baktığım zaman kuru ağırlığı azalıyor. Kuru ağırlığımız neden azalıyor? Çünkü hücreleriniz burada mitoz bölüme geçirebilmek için ATP üretmesi ve bu ürettiği ATP'yi harcaması lazım. ATP üretmek demek besini yakmak demektir. Yani besini oksijen ile yakacaksınız, ATP üreteceksiniz. Oradaki zigotumuz sürekli besinini kullanacak. Besini kullandığı için de ağırlığı ilk baştaki zigotumuzun ağırlığıyla kesinlikle fark etmiş olacak. Bunlar öncelikle zigottu. Daha sonra 2, daha sonra 4, daha sonra böyle 8 şeklinde, 8'i yapamayacağım ama 8 şeklinde 3 boyutu düşünürsek bu şekilde hücrelere dönüşüyor ve en sonda morula adını verdiğimiz işte aynı boyuta sahip her yerinde aynı tip hücrelerin bulunduğu bu yapıya ulaşmış oluyoruz ve bizim bu evrelerimizin hepsi segmentasyon evresi diye adlandırılıyor. Buradaki her bir oluşan hücrem blastomer diye adlandırılacak. Alttaki yorumlardan falan hep bahsettik zaten. Morulamız oluştu. Morula oluştuktan sonra bizim hücrelerimiz böyle kenara doğru göç edecek. Orada bir boşluk oluşturacaklar. Bu boşluk geçici bir boşluktur. Ve biz bu geçici boşluğa blastoma boşluğu diyeceğiz. Bu evreye de blastula evresi diyeceğiz. Şurada şekillerimizin olması lazımdı. Şurada evet çok fazla gözükmese de şurası morula evremiz. Çok fazla hücreye sahip olduğumuz dut görüntüsü aldığımız evre. Morula zaten Latince'de dut anlamına geliyor. Morus kelimesi. Oradan türetmişler. Daha sonra hücreler bakın kenara doğru geçiyor. Burada bir boşluk oluşuyor. İçi sıvı dolan bu boşluğa biz bu evreye biz blastula evresi diyoruz. Bu hücremize de blastosit adını veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu zigotun hızlı mitoz bölünme geçirdiği segmentasyon evresinin gerçekleştiği yer fallopi tüpüdür. Biz fallopi tüpünde bu segmentasyona başlıyoruz. Yaklaşık böyle bir haftaya yakın bir süreç burada segmentasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Tamam anneciğim. İçeri geçer misin aşkım? Geliyorum. Hadi. 5 dakikam kaldı, geliyorum. Hangi yargılar doğrudur demiş. Bir daha söylemeyeceğim içeri. Patlatıp getiriyorum şimdi. Şimdi patlatıp getiriyorum. Sen git. Tamam, şimdi gidip patlatacağım. Hücre sayımız artıyordu fakat hücremin farklılaşması gerçekleşmiyordu. Kesinlikle aradığım ifade budur. Her bölünmede hücrelerin birazcık küçülüyor, doğrudur. Kuru ağırlığın artmıyor, kuru ağırlığın azalıyor. O yüzden üçüncü ifadem yanlış olacak. Doğru olanlar 1 ve 2. Geldim gastrulasyona. Gastrulasyonda artık farklılaşma başlıyor. Farklılaşma bu ikinci evremde başlayacak. Üçüncü evrem olan organogenezde de devam edecek. Burada bizim blastula evremde olan blastositlerim vardı. Şuradaki şekilimize. Baktığımız zaman bu blastositlerimiz içeriye doğru tamamen göç etmeye başlıyorlar ve burada 3 tabakalı bir yapıya dönüşecekler. Bu 3 tabakalı yapılarımız işte ektoderm, endoderm ve mezoderm şeklinde isimler alacak. Çok şükür biz bunlardan sorumlu değiliz. Bu 3 tabakalı yapının gözlemlendiği embriyomuza ise gastrulasyon adını vereceğiz. Burada hücrelerimiz göç etmeye başlıyor. Yani şunu düşünün. Şöyle kenarlarda hücrelerimiz vardı. Ve sizin artık hücreniz buradan böyle içeriye doğru göç etmeye başladı. Şu şekilde. Bu göç nereye kadar sürecek? En yukarı değene kadar sürecek. Ve burada biz 3 tabakadan bahsedeceğiz. En dış tabakamız ektoderm, en iç tabakamız endoderm. Bir de burada mezenşim hücrelerimin bulunduğu bir tabakamız olacak. Orası da mezoderm tabakamız olacak. Ve bu her tabakamız farklı farklı organlarımın oluşmasını sağlayacak. İşte o organlarımı oluşturduğum evremde
organogenez evresidir. Buradaki işte bu tabakalardan hem mitoz bölünme gerçekleşiyor. Yani hem büyümemin gerçekleşmesi, sayımın artması hala gerekli. Farklılaşma da gerçekleşiyor. Ve artık buradaki her bir hücrem farklı farklı dokulara ve organlara dönecek. Bu evremiz organogenez evresidir. Burada mitoz bölünme görüyorum. Hücrelerin göç etmeye başlıyor işte. Her biri yerlerini almaya başlayacak. Farklılaşacaklar. Her biri kendi arasında bir etkileşim halinde bulunacak. Onun dışında işte programlanmış hücre ölümlerimiz gerçekleşiyor. İşte parmak aralarımız oluşuyor, kuyruk sokumumuz gidiyor. Kullanmayacağımız başka dokularımızda yok olmalar meydana geliyor. Bu şekilde hücre ölümlerimiz de gerçekleşiyor. Ve artık 9 aylık sürecin sonunda gelişimini tamamlamış yavrumuzu meydana getirmiş oluyoruz. Şu marulaya kadar, pardon marula değil, blastulaya kadar biz segmentasyondan bahsettik. Blastuladan sonra gastrulasyon evresinden bahsettik. Gastrulasyondan sonra ise organ oluşumundan bahsettik. Bakın yavaş yavaş embriyonuz fetüse, yani bebeğe doğru geçiş yapıyor. 4 dakikam var. Bu 4 dakikada benim size plasentadan bahsetmem lazım. Ondan sonra çok fazla bir şey kalmadı zaten. Plasentamız, yani bir diğer adıyla göbek bağımızı düşündüğümüz zaman aynı akciğerde olduğu gibi göbek bağımızın atar damarı, normalde atar damar temiz kan taşır diyoruz. Ama göbek bağımızın atar damarı bebekten anneye doğru, yani plasentaya doğru kirli kanımı getiriyor. Toplar damarı ise anneden almış olduğu temiz kanı plasentadan bebeğimize doğru götürecek. Lütfen unutmayın, aynı akciğerlerde olduğu gibi göbek bağının atar damarı ve toplar damarı da zıt çalışıyor. Atar bebekten anneye kirli kanı atıyor. Toplar damar ise annedeki işte besini, oksijeni, ihtiyaç duyduğum vitaminleri, antikorları neyse onları çocuğuma getiriyor. Bu şekilde normal bildiğimiz damarlara göre zıt çalışan bir bağıntısı söz konusu. Peki neler geçecek benim kanıma? Annenin kanı çocuğa geçmez. Düşündüğümüz zaman hangimiz annemizde aynı kan grubuna sahibiz? Mutlaka istisnalar vardır, olan vardır, olmayan vardır. Ama bana anneden al yuvar gelmiyor arkadaşlar. Ben al yuvarımı kendim üretiyorum. Başlangıçta bazı organlarımda, daha sonra kemiğim oluştuktan sonra kemik dokumda üretiyorum. Al yuvar geçmedi. Ben anne karnında dış solunum yapmıyorum. Oksijenim anneden gelmek zorunda. Yemek yemiyorum. Besinim anneden gelmek zorunda. Anneden antikor geçecek. Hatta bazen bu antikorlar kan uyuşmazlığına sebep olacak. Ama anneden karbondioksit geçmez. Karbondioksit bizden anneye geçer. Hangileri fetüse geçecek diye sormuş. 2, 3 ve 4 şeklinde olaylarımız fetüse geçiyor. Şu sorumuza bakalım. Dişi üreme bireyin bazı olayların, dişi bireyin üreme sistemindeki bazı olayları göstermiş. Ovülasyonun gerçekleştiği, endometriyuma tutunma, döllenme ve segmentasyonun gerçekleştiği kısımlar. Bakın bir nolu yerde ne oluyor? Burada bir şey dışarı doğru çıkmaya çalışıyor. O zaman bir nolu olayım kesinlikle ovülasyondur. Endometriyum, rahime tutunma. Şekle baktığım zaman rahim neredeydi? Buradaydı. Rahime kim tutunmuş? Dört tutunmuş. Döllenme adına verdiğim olay sperm ile karşılaşmaktı. Şurada hemen bir zoomladığımız zaman görürsünüz. Şurada bakın küçük küçük spermler hareket ediyor yumurtama doğru. İşte burada da onu görmüş oluyoruz. Spermimizle döllenmemiz 2 oldu. Segmentasyon döllendikten sonraki hızlı mitoz bölünmelerimdi. Zaten 2-4-8 şeklinde bunları bana göstermiş. Bu da 3. evremde olacak. Son bir de buna bakalım. Gerçekleşme sırası. Baktım. İlk başta folikülünüzü geliştireceksiniz FSH hormonuyla. Folikül geliştikten sonra yumurtanız buradan çıkacak. Yumurtanın atılması gerçekleşecek. Yumurta atıldı. Ne bekliyorsunuz? Sperm bekliyorsunuz. Sperm ile karşılaştı. Zigot oluştu. Zigot hızlı mitoz bölünmelerle önce embriyoya daha sonra fetüse döndü.
O zaman sıralamamız 1-3-4-2 şeklinde oldu. Biraz böyle hızlandırılmış bir dersimiz oldu. Umarım anlaşılmıştır. Yine sıkıntı varsa birlikte geri dönüş yaparsanız hallederiz. Kendinize iyi bakın.